İkinci sınıf matematik dersi deste ve düzine ile ilgili konu anlatımını birlikte yapmaya çalışalım. Sevgili öğrenciler, öncelikle deste ve düzine hakkında tanımına bakmam gerekiyor. Aynı cinsten 10 tane nesnenin oluşturduğu topluluğa deste diyorum. Aynı cinsten 12 tane nesnenin oluşturduğu topluluğa ise düzine adı verilir. Şimdi deste ve düzineyi maalesef öğrencilerimiz karıştırıyor. Acaba deste mi 10 taneydi, düzine mi 10 taneydi diye. Bunun aslında çok güzel bir formülü var. Eğer ikişer ikişer saymayı biliyorsan destenin ve düzinenin kaç tane olduğunu bulabilirsin. Karıştıranlar için söylüyorum bunu sevgili öğrenciler. Bakın deste kelimesini yazdım, düzine kelimesini yazdım. Deste kelimesinde 5 tane harf var. Düzine kelimesinde ise 6 tane harf var. Bu harfleri ikişer ikişer sayalım sizlerle. Deste. D harfi için 2'yi yazdım. 4 dedim. 6 dedim. 8 dedim. En sonuncu harfi ikişer ikişer saydığım zaman 10 sayısına ulaşıyorum. O zaman bir destenin 10 taneye eşit olduğunu bilmem gerekiyor. Aynı mantığı düzinede de yapabilirsin. Yine bunları da ikişer ikişer sayalım. 2 dedik, 4 dedik, 6, 8, 10 ve 12 dediğimde yani E harfine geldiğim zaman ikişer ikişer sayarak 12 sayısına ulaşabiliyorum. Bu durumda bir destenin 10 tane sayı adedine eşit olduğunu söyleyebilirim. Bazen sorularda çıkar, yarım desteği senden isteyebilir. Onun yarısını bulma. Şöyle yapabilirsin. 10 tane sayının şu şekilde yarısını aldım. Sol tarafında da diğer yarısı kaldı, değil mi? Baktığım zaman yarım destenin burada 5 tane, diğer yarısında 5 tane, hatta toplamında da 5 artı 5'ten 10 taneye eşit olduğunu söyleyebilirim. Bir deste 10 tane sayı adedinden oluşur. Yarım deste ise onun yarısı 5 tane sayı adedinden oluşur. Bunu parmaklarınla da yapabilirsin. Parmaklarını bir deste olarak görebilirsin. 10 tane parmağım var benim. O zaman bunların hepsinin toplamı bir deste olan gruba ait olur. Deste ile ilgili şu özellikleri unutmamamız gerekiyor. Bir destenin 10 tane olduğu, yarım destenin de onun yarısı olan 5'e eşit olduğunu unutmayacağım. Desteği oluşturan nesneler aynı özelliği taşır. Yani diyor ki 7 tane kuş ve 3 tane kalem. Şimdi bunların ikisinin toplamı 10 tane yapar, doğru. Ama 7 tane kuş var, 3 tane kalem var. Bunların ikisini birleştirip 10 ve bunu da bir desteğe eşitleyemezsin. Son özellikten de bahsetmek istiyorum. Şimdi baktığım zaman ekranda iki tane farklı şekil görüyoruz, değil mi? Biri kutuya benziyor, işte birisi de çöp kovasına benziyor. Şimdi birinciye baktığım zaman kaç tane? 6 tane. İkincinin sayısına baktığım zaman kaç tane? 4 tane. Ben bu ikisini topluyorum, işte 10 tanedir ve 10 için buraya hepsine birden bir deste diyemem. Çünkü bir desteği oluşturan elemanların aynı özelliğe sahip olması gerekiyor. Yani ya şu kutudan 10 tane olacak ya buradaki kutudan 10 tane olması gerekiyor. Öğreneceğimiz bir diğer şey ise düzineydi. Tanımını tekrarlıyorum. Aynı cinsten 12 nesnenin oluşturduğu bir gruba düzine diyorduk. Burayı da yine bir tekrar edelim. Düzine kelimesini biraz daha büyüttüm sevgili öğrenciler. Ne yapıyorduk bunları? İkişer ikişer saydığım zaman 2, 4, 6, 8, 10, E harfini de burada 12 olarak saydım. O zaman bir düzineyi burada 12'ye eşitleyebilirim. 12 tane kalem. Yalnız şu önemli. Aynı cinsten 12 nesne olacak. Yani burada bir tane bile sarı kalem olsa ya da başka renkte bir kalem olsa farklılık gösterse bu bir düzineye eşit olmaz. Aynı cinsten 12 tane nesnenin bir araya getirdiği grup olması gerekiyor. Bir düzine 12 tane kalemden oluşuyor. Yarısı nedir peki? Bunun yarısı 6 tane. Bir yarısında, diğer 6 tane de diğer yarısında vardır. Düzine konusunda bir düzinenin 12 tane olduğunu unutmayacağım. Yarım düzine 6 taneye eşittir. Düzineyi oluşturan nesneler aynı özelliği taşır. Daha demin söylediğim gibi. Örneğini de vermiş burada. 7 tane sincap ve 5 tane gül. Ben 7 tane sincapla 5 tane gülü sayısal olarak toplarsam sonucum ne olur? Sonucu 12 oluyor. Şimdi 12 birlik ama buradaki içerisindeki bu grubu oluşturan nesneler farklıdır. Birisi sincaptır, birisi güldür. Dolayısıyla bunların toplamı 12 olsa bile bir düzinenin oluşturmayacağını bilmen gerekiyor. Konuyla ilgili etkinliklere geçtiğimiz zaman aşağıdaki nesneleri sayılarına göre uygun kavramla eşleştirin. Ne kadar çok etkinlik, alıştırma ya da soru çözümleri yaparsanız konu o kadar aklınızda kalır sevgili öğrencilerim. Yapman gereken grubu sayıyorsun. Zaten hepsi de aynı nesnelerden oluşmuş grubun içerisinde. Sayıyorsun grubu. Kaç tane varsa bunu deste ya da düzineye eşleştir diyor sana. Bak balonlardan başlıyorum. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci.
6, 7, 8, 9, 10. 10 tane var değil mi? 10 tane balon var burada. O zaman ben bunu desteğe eşleştirebilirim. Muzlara bakıyorum hemen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Sayısını da yukarıya yazdım. 12 tane muzum var. 12 muzu düzineye eşleştirebilirim. Buradaki kalemlere baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Karıştırma diye sayarken her birinin her saydığın üzerine bir çizgi de atabilirsin. Sevgili öğrencim burada 12 tane kalem var. 12'nin bir düzineye eşit olduğunu biliyorsun. Hemen düzine kısmına eşledim. Buradaki kedilere baktığımda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane kedi var burada. Sayısını da üstte yazalım. Bir destenin 10 tane olduğunu biliyorsun. O zaman kedileri burada desteğe eşleştirebilirim. Soru içerisinde de gelir. Sadece sana bir deste ya da bir düzineyi sormaz. Bazen iki desteği, iki düzine ya da üç desteği, üç düzineyi sorabilir. Sevgili öğrencim, bunu ilk başta yani birinci dönemde toplamayla yapabilirsin ama ikinci dönemde çok rahat bir şekilde çarpma işlemiyle yapabilirsin. Ben sana toplama işlemiyle göstereyim bunu. Bana iki deste sarı. Bir tane deste 10 tane birlikten oluşuyor. Yani iki tane deste için bir 10 daha yazdım. Toplamda ne eder acaba iki deste? 0 0 daha 0 eder, 1 1 daha 2 eder. İki deste dediği 20 taneden oluşur. Şöyle de yapabilirim. Deste ve onluk ve birlik kavramları zaten birbirleriyle örtüşür. İki tane deste diyor ya, 2'yi yazdıktan sonra sağ tarafına bir tane 0 yazman yeterli. Mesela dedi ki sana 5 deste dedi. 5'i yazarım. Yanına bir sıfır koyunca 5 destenin 50 taneye eşit olduğunu bulabilirim. Ama aynı şeyi düzine de yapamazsın maalesef. Bir de diyor ki bir düzine pembe çiçek verir misin? Şimdi 2 tane deste 20 tane çiçekten oluşur değil mi? Sarı çiçekler. Bir düzine de 12 idi. Üsttekiler 2 deste, alttakiler de bir düzine. Toplamda ne ediyor buna bakalım. 2 sıfır daha 2 eder. 2 bir daha 3 eder. Demek ki 2 deste bir tane düzine toplamda 32 tane çiçek eder. Bir diğer etkinliğimize baktığımız zaman aşağıdaki nesneleri onarlı gruplayıp kaç tane deste oluşturduğunu yazınız diyor bize. Sevgili öğrencim burada her 10 tanenin bir tane deste olduğunu bilirsen bu tarz etkinlikleri çok rahat bir şekilde yapabilirsin. Bakın üst taraftaki sırayı sayıyorum. Soldan sağ tarafa doğru. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Üstteki sırada 10 tane var. Şöyle bir grup içerisine alalım mı bunu? 10 taneye bir deste diyorduk değil mi? Burada bir tane deste var. Bir tane desteyi yazdık. Alttakinde de yine aynı sıra içerisinde üstlü altlı olduğu için burada da 10 tane şeker var. Bunu da şöyle bir grup içerisine alalım ve yanına da bir tane daha deste var. Bir tane daha deste geldi. Alt tarafta da aynısı yok mu? Alt tarafta da yine bir tane grup aldım. Bu grubun içerisinde de 10 tane şeker var. 10 tane şeker de yine bir tane desteye eşittir. Yukarıdan aşağı sayar mısın? 1, 2, 3 deste. O zaman burada 30 tane şeker, toplamda da 3 tane deste vardır. Bir diğer etkinliğimizde ise yumurtaların bir düzinesini boyayıp gösteriniz. Sen burada bir düzinenin 12 taneye 12 adet olduğunu biliyorsun. O zaman şunu bileceğim ben. Buradaki yumurtaların bir düzinesini boyayacaksam 12 tanesini boyamam isteniyor benden. Benim burada boyama şansım yok. Ben üzerine çarpı atmak istiyorum. Şöyle mavi kalemimi seçtim. 12 tane. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci, altı, yedi, sekiz, dokuz, onuncu, on bir ve on ikinci. Benden ne istedi? Bir düzinesini istedi. Eğer iki düzine deseydi ne yapmam gerekiyordu sevgili öğrencim? Bir düzine 12 tane ya. İkinci düzine için de 12 tane dedim. 2 2 daha 4 eder. 1 1 daha 2 eder. İki düzinenin 24 tane olduğunu buldum, bildim. O zaman burada iki düzine deseydi bana 24 tanesini boyamak zorundaydım. Bir diğer etkinliğimde aşağıdaki nesnelerin bir desteden ne kadar fazla olduğunu örnekteki gibi gösteriniz diyor. Bir tane destenin 10 adetten oluştuğunu biliyorsun. Bak örneği yapmış. Örnek üzerinden bakalım. Şimdi burada şeftaliler var değil mi? Üstlü altlı bakın 2, 4, 6, 8, 10. 10 tanesini belirledikten sonra onun dışında kalan 3 tanesini şöyle yuvarlak içine almış ve burada 3 tane fazla demiş. Aynısını biz de burada yapabiliriz. Çiçeklere baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
10'da durayım. Şöyle 10 tanesini bir grup içerisine aldım. Bu 10 tanesinin de bir desteye eşit olduğunu lütfen unutma. 10 dışında kalan kaç tane var? Diyor ki bir desteden ne kadar fazla olduğunu göstermen gerekiyor. Birinci, ikinci, üç, dört, beş, altı, yedi tane dışarıda olduğunu görüyorum, değil mi? O zaman burada 7 tane fazla olduğunu söyleyebilirim. Peki bunu çıkarma işlemiyle yapabilir miyim? Tabii ki yaparım. Çiçekleri saydım. Toplamdaki çiçek sayım 17 tane. 17 çiçek 10 taneden ne kadar fazladır? Bir sayı diğerinden ne kadar fazladır gibi sorularda iki sayının farkını alman gerekiyor. 7'den 0 çıkarsa 7 kalır, 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. Yani işlem yaparak da bunu bulabilirsin. 7 fazladır. Ve buradaki sarımsaklara bakıyorum sevgili öğrencim. Bir desteden, bir destenin belirle, gerisini söyle diyor bana. Şimdi baktığım zaman 1, 2, 3, 4, 5. Bak 5 yukarıda, 5 aşağıda. 10 tanesini şöyle yuvarlak içerisine, grup içerisine aldım, değil mi? Bu bir deste. Peki kalanlara bakalım. 2, ikişer ikişer sayabilirim. 2, 4, 6, 8, 10. O zaman 10 tane fazla olduğunu söyleyebiliriz. Tabii bunu işlemsel de yapabilirim. Burada toplamda 20 tane sarımsak var. Ben bunların 10 tanesini aldım. Geriye ne kadar kaldı diyor. Geriye 10 tane kaldı. O zaman bu 20 tane sarımsak 10 taneden, yani bir desteden 10 tane daha fazladır diyebilirim. Açkılara baktığımız zaman sevgili öğrencim, 2, 4, 5. Bak her sırada 5 tane var. Beşer beşer gitmek kolaydır. Çünkü 2 tane 5'ten, 2 parmak, iki elindeki parmak sayısıyla da bunu bulabilirsin. 2 tane 5'ten 10 sayısına ulaşıyorum, değil mi? Tek tek saymayalım. Biraz daha pratik olsun. Grup içerisinde bir tane desteği, yani 10 taneyi şöyle grup içerisine aldık. Geri kalanlar nedir diyor bana. Geri kalanları sayalım mı? 1, 2, 3, 4, 5 tane var. O zaman geri kalanlar 5 fazladır diyebilirim. İşlem yapabilir miydim? Tabii ki yaparım. Çünkü burada saydığım zaman 15 tane açkı var. Bir desteden ne kadar fazla? Bir destenin de 10 tane olduğunu biliyorum. 15 tane de onu çıkartarak 5 fazlalığı bu şekilde de bulabilirim. Bir diğer etkinliğimiz, her bir grupta verilenlerden en çok olanını yuvarlak içerisine alınız diyor bize sevgili öğrencilerim. Üslü adlı bir grup olarak düşünebilirsin. Bak burada bir grup var, yanında bir grup var, diğer yanında bir grup var. Şimdi hesap edelim sizlerle. 3 deste, 4 deste. Hangisi fazlaysa onu diyor yuvarlak içerisine al. Şimdi zaten ikisi aynı birim olduğu için deste ve düzine de hesap yapmam gerekiyor ama İkisi de deste ise, ikisi de düzine ise burada benim hesap yapmama gerek yok. Çünkü 4 zaten 3'ten fazladır. O zaman 4 deste de otomatikman diğerinden fazla olması gerekiyor. Ki 4 deste desteği bulurken yanına bir tane sıfır atmak yeterli. 4 deste 40'a eşittir. 3 desteği bulacağım. 3'ü yazdıktan sonra sağ tarafına bir sıfır atıyorum. O da 30'a eşittir. Biri 40, biri 30. Hangisi fazla? Hangisi büyük? 40 tabii ki. O zaman 4 desteği yuvarlak içerisine aldık. Geçtim hemen yan tarafa. Burada da yine aynı birimler var. İkisi de düzine, değil mi? 2 düzine var, 4 düzine var. Sence hangisi daha çoktur benden? Çünkü en çok olan istiyor. Burada 4 2'den daha fazla olduğu için ben buraya 4 düzineye daha fazladır, daha çoktur ifadesini kullanabilirim. 2 düzineyi bulmak istiyorsun. Sayısal olarak da bakalım. 1 düzine 12, 2 düzine 2 tane 12 lazım oraya. 2 2 daha 4 eder, 1 1 daha 2 eder. 4 düzineye bakıyorum hemen. 1 düzine için 12 yazdım. 2. düzine için 12 yazdım. 3. için 12 yazdım. 4. için de 12'yi yazdım sevgili öğrenciler. 4 tane düzineyi alt alta dörtlü toplama yaparak bulacağım. 2, 4, 6, 8, 8'i yazdık. 1, 2, 3, 4, 4'ü de yazdık. Birisi 24, birisi 48. 48 daha fazladır, daha büyüktür o zaman. 4 düzinenin burada 2 düzineden daha fazla olması gerekiyor. Bak burada durum farklı. Biri deste, biri düzine. Hesap yapmadan demeyeceğim. 3 daha fazladır, 2 fazladır demeyeceğim. Hesabımızı yapalım ona göre. 2 tane deste. Şimdi desteği bulmak kolay. Düzineyi bulmaktan daha kolay. Onu söyleyeyim. 2 tane deste ne yapar? 2'yi yazdıktan sonra sağ tarafına 1 0 ekle. 20 tane yapar. 3 düzineyi hesaplayacağım. 1 düzine için 12'yi yazdım. 2. için 12'yi yazdım. 3. için 12'yi yazdım. Bu üçünü hemen topluyorum. 2, 4, 6. İkişer ritmik saymadan yararlan burada. 1, 2, 3. Burada da birer ritmik saymadan yararlan. O zaman 3 düzineye de şu şekilde 36'yı dedim. Şimdi karar ver bakalım. Birisi 20, birisi 36. Acaba bunlardan en büyük olan hangisi? Tabii ki 36. O zaman yuvarlak içerisine alacaksak 3 düzineyi yuvarlak içine almam
gerekiyor. Son olarak deste ve düzine ile ilgili birkaç tane de problem tarzında soru çözüp konumuzu bitirelim. Sevgili öğrenciler, şunu her zaman iddia ederim. Konu anlatımını dinliyorsun, orada sadece konu hakkındaki bilgileri öğrenirsin. Kesinlikle arkasından soru çözümlerini dinlemen gerekiyor. Soru çözümlerini dinledikten sonra da kendi başına soru çözmen gerekiyor. Çünkü ders soru çözerken, o konuyu soru çözerken daha iyi anlarsın, daha iyi pekiştirirsin. İlk sorumuz çok basit bir soru. Bir düzine tabağın 6 tanesi kırıldı. Geriye kaç tabak kalır diyor. Bir düzine tabağın 12 tane olduğunu benden iyi biliyorsun artık. 6 tanesi kırılınca bu tabakların sayısı azalmaz mı? Azalma durumunda sen hangi işlemi yapıyordun? Çıkarma. Yani soru şöyle oldu. Benim 12 tane tabağım var. Bunun 6 tanesi kırıldı. Geriye kaç tane kalır? 12'den de 6 çıkarsa geriye 6 tabak kalır. Gölde 18 ördek yüzüyor. Kaç tanesi gölden çıkarsa bir düzine ördek kalır diyor bize. Şimdi bir düzine ördek kalır. Bir düzinenin 12 tane olduğunu biliyorsun sevgili öğrencim. Gölde 18. Şimdi iki işlem biliyorsun zaten deste ve düzineyi anlayana kadar. Zeki öğrenci bunu taklayı anlar zaten. Şimdi yavrucuğum burada 18'de diyelim ki hani çıkartma işlemi yapman gerekiyor ama diyelim ki toplama işlemi yaptın. 8, 2 daha 10'un 0'ı elde var. 1, 1, 1 daha 2, 1 de burada 3. Diyor ki 30 diyor mesela. Seçeneklerde de 30 var ya da kendi işlem olarak 30'u buluyor. Şimdi bak. Gölde 18 tane ördek var. Biraz mantığımızı da konuşturmamız gerekiyor burada. 18 tane ördek var. Kaç tanesi gölden çıkarsa bir düzine kalır. 30 diyor bana. Ya 30 tanesi nasıl gölden çıksın? Gölde zaten 18 ördek var. 18 ördek varken 30 tanesinin birden gölden çıkma ihtimali var mı? Bence yok. Bunu matematiksel olarak nasıl yaparım? 18 ördeğim var. Kaç tanesi gölden çıkarsa bilmiyorum ki kaç tanesini. Onun yerine şöyle bir soru işareti koyayım. Kutu koyayım. Kaç tanesi gölden çıkarsa geriye bir düzine kalır. Yani 12 kalır. Soru şöyle oldu. 18'den kaçı çıkartırsam 12? Sevgili öğrenciler, çıkarma işleminde ortadaki terim nedir? Çıkan terimdir, değil mi? Çıkarma işleminde çıkanı bulmak için eksilenden farkı çıkartırım. Eksilen sayım 18, fark olan sayımız 12. 18'den 12 çıkartarak oradaki çıkan sayımızı bulabiliriz. 8'den 2 çıkarsa 6 kalır. 1'den 1 çıkarsa 0 kalır. Bu arada bunu da şöyle bir koca bir çarpı yapmayı da unutmayalım. 6 ördek çıkarsa geriye bir düzine ördek kalır. Bir diğer sorumuz, bir düzine kalem bir deste kalemden kaç tane fazladır diyor. Bir düzine 12 tane. Bir deste 10 tane. Acaba 12 10'dan kaç fazladır? Bir de maalesef şöyle bir mantık yürüten öğrencim var. Kaç tane fazladır? Öğretmen fazla diyorsa ben burada toplama işlemi yapmam gerekiyor. Bu tarz sorularda fazlalık sorularını iyi anlayabilmek için yaşınızı göz önünde bulundurun. Sen 10 yaşındasın. Ben de 8 yaşındayım. Senin yaşın benim yaşımdan kaç fazladır? Ben senden kaç yaş büyüğüm? Ben senden 2 yaş büyüğüm, değil mi? 2 yaş büyüğüm. Peki 10 ve 8'de ne yaptın da bu 2'yi buldun? Topladım. Toplarsan 18'i bulursun. Ben burada 10'dan 8'i ancak çıkartırsam 2'yi bulabilirim. Yani burada fazladır diyor diye tutup 12 ile 10'u toplamamak lazım. 12 10'dan kaç fazla? Bir sayı diğerinden ne kadar fazla, ne kadar eksik gibi sorularda bizim iki sayının farkını almamız gerekiyor. Çıkarma işlemi yapmamız gerekiyor. 12'den hemen 10'u çıkartıyorum. Geriye ne kaldı? 2 kaldı. Demek ki bir düzine kalem 12 tane, bir deste kalem 10 taneden 2 tane kalem daha fazladır diyebilirim.